Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde e, sinüzoidal bir sinyalde iki önemli parametre olan cycle ve alternanstan bahsedeceğim. Şimdi önce cycle'dan başlayalım. Cycle alternatörün bir tam tur dönmesi meydana gelen dalga şeklidir. Bildiğiniz gibi bizim e, AC sinyalimiz yani sinüzoidal sinyalimiz nasıl oluşturuluyor? daha önceki dersi anlatmıştım. Alternatörlerle oluşturuluyor arkadaşlar. Şimdi bu sinüzoidal sinyalimiz oluştuktan sonra cycle denilen bir kavram var. Bu kavram ileride frekans ve periyotları anlatırken kullanacağımız bir kavram olacak. Yine alternans aynı şekilde. Cycle alternatörün bir tam tur dönmesi meydana gelen dalga şeklidir. Benim sinyalim bu şekilde bakın ne yapıyor? Gidiyor. Şimdi sinyalim sıfır noktasından başladı. Arkadaşlar şöyle. Bir tam tur dönmesi ne demek? Sinyalimin maksimum VT grafiğinde maksimum e, genliğe ulaşması yani Vm'ye ulaşması ve daha sonra e, T eşittir sıfır noktasına doğru inmesi daha sonra negatif bölgede maksimuma ulaşması ve tekrar T eşittir sıfır noktasına ulaşmasıyla ben bir tam turumu Elde ediyorum. E, dolayısıyla e, benim burada cycle değerim, bakın şu noktalar yani 0 ile 2t zaman aralığında bir cycle elde etmiş olurum arkadaşlar. Bakın şurası bir cycledır. Devam edelim. İşaretim tekrar ikinci bir turunu tamamlarsa ne yapar? Bu bu işarette ee, bu bölge benim bakın şurası nedir arkadaşlar? Benim ikinci saykılımdır Yani yine bir saykıl değeri nedir burası? Dolayısıyla bu sinyalimde ne kadar cycle vardır? Toplamda iki adet Saykıl vardır arkadaşlar. Saykıl budur. Alternatörün bir tam tur dönmesi meydana gelen dalga şeklidir. Eğer benim işaretim böyle devam etseydi arkadaşlar mesela Bakın bir cycle bir cycle toplamda ne yaptı? Şurada yine şu noktalar arasında iki cycle daha var. 4 cycle yapar arkadaşlar. Burayı siliyorum ben. Cycle bu şekildedir sevgili arkadaşlar. Ee, şurada şunu da belirtmek istiyorum. Benim bu sinyalimde şu 5 volt arkadaşlar V max değerimdir. Yani maksimum genlik değerimdir. Şimdi alternans kavramını tanıyalım. Alternans içinde sinüzoidal bir sinyal getirdim. Alternans sinyalin x ekseninin üzerinde kalan kısmı pozitif alternans. Altında kalan kısmı ise negatif alternans olarak isimlendirilir. Alternans, alternans değerleri pozitif alternans ve negatif alternans olmak üzere ikiye ayrılır. Sinyalimin x ekseni üzerinde kalan kısımları pozitif alternans. Zaten benim bakın şu noktası 0 nokta eşittir. 0 noktasıdır. E 0 üstü pozitiftir. 6 nedir? Negatiftir. O zaman eksenin üstünde kalan alan Bakın pozitif alternans altında kalan alan ise ne olacak sevgili arkadaşlar? Negatif alternans olacaktır yine. Şu taraf pozitif alternans, aşağı taraf ne olacaktır sevgili arkadaşlar? Negatif alternans olacaktır. Alternanslar da bu şekildedir sevgili arkadaşlar. Şunu da yazalım bakın. Şu kısım pozitif alternans şu kısım ise negatif alternanstır. Bunlar arkadaşlar aslında önemli parametrelerdir. Çünkü zaman zaman kullanacağız. Bilmemizde fayda var. İşte hesaplamalarda sinüzoidal devre analizi yaptığımız için hesaplamalarda bu kavramlardan zaman zaman bahsedeceğiz arkadaşlar. Bilmenizde fayda var. E, bugünlük dersimiz bu kadar. Lütfen kanala abone olalım. Yeni videoları kaçırmamak için e, sorularınızı yorum bölümüne yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.